1939'da D grubuna girdi. 1955'te lise öğretmenliğinden emekli olduktan sonra da Ankara Maarif Koleji'nde resim dersleri vermeyi sürdürdü. 1964'teki Devlet Resim ve Heykel Sergisi'nde birincilik ödülü kazanan Eşref Üren'e 1981'de Devlet Sanatçısı unvanı verildi. Eşref Üren'in yapıtları Venedik Bienali'nde, Paris UNESCO Merkezi'nde, San Francisco ve Atina'da sergilendi. Genellikle açık hava ressamı olarak tanınan Eşref Üren, 1960'lı yılların sonunda lirik soyutlamalar içeren çalışmalara yönelmesine rağmen yaşamı boyunca doğa sanatçısı olarak tanındı. Türk resim sanatının önemli temsilcilerinden olan Eşref Üren, 20 Kasım 1984 tarihinde yaşama veda etti. Efe, 11 aylık, sigara içiyor. Emre, 14 aylık, sigara içiyor. Güneş, 2 yaşında, sigara içiyor. Umut, 4 yaşında, sigara içiyor. Arda, 3 yaşında, sigara içiyor. Egemen, 2 yaşında, sigara içiyor. Pasif içicilik, akciğer kanseri, koroner kalp ve solunum yolu hastalıklarına yol açar. Çocuğunuzun yanında sigara içmeyin, sigaranızın dumanını çocuğunuza solutmayın. Konya Sille'de bir akşam vakti. Yaşlılar ve gençler ayrı ayrı evlerde toplanıyor. El akşamlar hayırlı işler. Selamünaleyküm. 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 Sille'de genellikle kış gecelerinde birbirine yakın yaş grubundaki genç veya yaşlıların haftada bir akşam belirli bir nitelik ve düzene göre sırayla yaptıkları toplantılara barana denir. Kısaca barana, bir arkadaş grubunun haftada bir olmak üzere sıra ile bir araya geldikleri toplantılardır. Barana toplantısının Sille kültür hayatında önemli bir yeri vardır. Silleliler genç yaşlardan itibaren barana toplantılarına katılarak toplulukta oturup kalkmayı, görgü kurallarını, toplulukla konuşmanın adabını öğrendiler. Bu sillede gecede geçtim, görmedim aman, 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 aman. Barana geleneğinin Konya'da müziğin gelişmesi ve yaygınlaşmasına da büyük katkılar olmuştur. Barana geceleri usta çırak geleneğine uygun olarak müziğin öğretildiği ve icra edildiği meşk ortamlarıdır. Bizim Sille'miz 7 mahallesi var. 7 mahallenin de 7 baranası vardır. Bizim Subaşı mahallesi 3 tane baranası vardı. 20 yaşında, 25 yaşında daha büyükleri. 20 yaşında ile 25 yaşındaki arası bir ara birleşirler. Yazın işçiler gider yabana, güzün geldi mi gece kahve inmezler, kahve bilmezler. O da yakarlar, o da şöyledir. Bugün sırayı sen yakan, misafirler oraya gelir. Ertesi gün arkadaş yakar, oraya gelir. Ertesi gün ben yakarım, bana gelirler. Barana, 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 böyle 3 barana gezer akşamları. Bulgur pişirirler, kavurga kavururlar, hani patlak deriz ya biz ona, bir de yüzük oynarlar.
oyun keserler. Böyle bir şeyler de olur arada. Barana sohbetlerinde söylenen türkülere Barana havaları adı verilir. Önce sohbet edilir, sonra oyunlar oynanır, türküler söylenir. Sohbet ve türkü faslından sonra ev sahibi tarafından hazırlanan yemekler yenir. Garanti. Her paranın kendine göre çalgı var.